yayınlayın. Evet. Bu pazar günü bir seçim olsa oyumuz kime? Gübre, ben... mazot. Bu fahiş fiyatı artık tamam. Nereye gidiyor? Ben şu an 40 yaşındayım. 40 yıldır oy kullanmadım. Çünkü niye? Hırsızlara oy verecek halim yok yani. Seyit Onbaşı gibi, Atatürk gibi insanlar olsa zaten oyumu kullanırım. Ya. Sahneye kamera gidemiyorum bile. Kamera be. Çapa'ya gidemiyorum. Aile olamıyorum. Altınla gittim ya. Eğer CHP'nin başına Mansur Yavaş gelecekse Mansur Yavaş'ı veririm. Kemal Kılıçdaroğlu ile falan filan fasafisi olmaz. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bayrampaşa ilçesinde yapıyoruz. Bayrampaşalı seçmenlerimize bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz hiçbir maddi ve manevi külfete katılmadan sadece abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Efendim bugünkü sokak röportajımızı Bayrampaşa ilçesinde yapıyoruz. Bu hafta sonu sandığa gidecek olsak oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz efendim? AK Parti efendim. Neden AK Parti? Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz onun için. Tamam. Ben Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında ilginç çıkışlar yaptı. Evet. Dedi ki köprüyü beğenmeyenler yüzerek geçsin. Bir de Adana Furkan Vakfı'na bir polisin müdahalesi oldu. Bilgim yok onun. Haberleri dinlemediğim için ne desem yanlış olur. Süleyman Soylu dedi ki polis biraz orantısız güç kullandı, eleştirdi ama Devlet Bahçeli polisimizi alından öpüyorum dedi. Bahçeli'nin çıkışları nasıl buluyorsunuz? Yanlış. Öyle olmaz. Daha yapıcı olmamız lazım. Nasıl olması gerekiyor. Tabii. Daha uzun olur, daha yapıcı olması lazım. Daha yapıcı olması lazım. Birleştirici olması lazım. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla yani çünkü. Çok önemli. Evet, dil önemli. Çünkü o çünkü zirvede insanlara bazı insanlar örnek olmalı lazım. O yüzden bu şekilde olmasını tavsiye ediyorum. Haberleri dinlemedim. Sizin dediğiniz şekilde al buçuk takip ettim ama öyle olmaması gerektiğini zannediyorum. Tamam. Benim son sorum da şu. Türkiye'de torpil var mı yok mu? Sizin başınıza bir şey geçti mi? Efendim? Türkiye'de torpil var mı yok mu? Torpil olan işi. Olmaz olur mu her zaman? Belediyeden şeye kadar her tarafta var. Torpilsiz iş yok. Maalesef. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir soruyu değiştirelim, cevabı zaten belli. Yani şu anki hükümetten başka herkese veririm abi. Peki bu anketimde hiç düşünmedim. Yazalım? Hangi parti yazalım? Çünkü anketimiz sayesinde. Yani hepsi aslında hangisine versem yanlış yapmış olurum ama. Bu hükümet gitsin diye. Aynen. CHP yazabilir miyiz en büyük parti? CHP'de yazamam. CHP'de. Tamam hangisini yazalım? Ya? Hangisini yazalım? İyi Parti var, Refah var, Saadet var, Milliyetçi Hareket bir sürü parti var yani. MHP'ye yazalım. MHP aynı AK Parti zaten. O da ona gitmiş olacak ama MHP yazarım büyük ihtimalle. Peki efendim Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında köprüyü beğenmeyen yüzerek geçsin. Bir de Adana'daki polisin müdahalesini ben polisi alından öperim. Soylu bile üzül dilevi ama MHP'si bu alından öperim diye. Nasıl karşılıyorsun? Ya ben burada? Adana'daki müdahaleyi izledim. Çok da hoşuma gitmedi. Çok sert geldi bana. Evet. Çocuklarla. Aşırı sert geldi. Hani kadınlara özellikle yapılan müdahale aşırı sert geldi. Bahçeli alından öpüyorum dedi. Yani o da. Siz de oy veriyorsunuz. O da onun nasıl diyeyim müdahale tekniği diyelim. Ne diyelim? Tuhaf, çok tuhaf. Benim oyumu onlara vermem de tuhaf. Ama başka oy verecek parti olmadığı için yani seçenek olmadığı için mecburen babam da abi eski. Abi 200 tane parti var Türkiye'de. 25 tane seçime gidiyor. Var yani sen şu an aniden sorunca dedim ya ben hangi partiye vereceğimi şu anda net değil kafamda. Hani kararsız yazalım AK Parti'ye yok. Kesinlikle öyle diyelim. Kesinlikle öyle diyelim. Son soru. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa bir genç olarak bir şey sorar veya bir şey ister mi? Bu krallığı ne zaman bırakacağını sorardım. Krallık ne? Başka da bir sorum olmaz herhalde. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Efendim bu hafta sonu seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçim. Yani AK Parti'ye vermem. Tamam, anladık. Neden vermiyorsunuz? Neden vermiyorum? Yani ülkenin halinden gayet belli değil mi neden vermeyeceğim? Şu an gittikçe her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Daha kötüye gitmeye de devam edeceğiz. Hayat pahalı olsun. Daha dün bakan çıkıyor açıklama yapıyor. Türk lirası düşebileceği en düşük yerde. Daha ne kadar? Yani böyle bir açıklama artık insanların akıl sağlığıyla oynuyorum demek anlamına geliyor bence. AK Parti'ye yok efendim. Bizim anketimiz Sayaşlı. Hangi partiye yazalım? Yani CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Efendim ikinci sorumuz da şu. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında köprüyü beğenmeyenler yüzerek geçsin dedi. Adana'daki Furkan Vakfı'na polisin bir müdahalesi oldu. Soylu bile dedi ki orantısız güç dedi, kabul etti. Bahçeli dedi ki yüzerek geçsinler bir de alından öperim polisleri dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Yani köprü için zaten şunu söylüyorum. Yani 50-60 lira. Ben daha geçenlerde Çanakkale'ye gittim. 50-60 lirayla feribotla geçebileceği bir yere bir insan 200 lirayla niye geçsin? Ha haklılar. 200 lirayı o kadar değersizleştirdiler ki
Yani bir köprü bedeli olması çok da normal. Yani çok normal. 200 liranın hiçbir değeri yok. Ha, Devlet Bahçe, ya Devlet Bahçe'nin söyledikleri benim için çok muteber değil ya. Çok ciddiye almıyorum açıkçası. Tamam. Son soru. Erdoğan karşınızda olsa ne sorar, ne isterdiniz? Vallahi konuşmazdım. Konuşmazdım. Ben Tayyip Erdoğan diyorum. AK Parti demiyorum. Bak, ben bunlara kızıyorum. Alt tabalara kızıyorum. İlçelere Tayyip kızıyorum. Tabii ilçelere kızıyorum ben. Fuzul israf yapıyorlar. Efendim, ama Tayyip Erdoğan, bak Tayyip Erdoğan yani hakikaten inançlı insan, şey önemli değil ya. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki köprülerinin fiyatını beğenmeyenler yüzerek geçsin. Diğer soruda Adana'da Furkan Vakfı üyelerine müdahale oldu. Soylu bile dedi ki orantısız bir güç olmuş dedi. Ben kabul etmiyorum dedi. Bak. Bahçeli de dedi ki polisin alından öpüyorum. Bahçeli çıkışta nasıl buluyorsun? Kesinlikle. Ben şimdi var ya biz vatandaşız. Biz vatandaşız. Polis bizim her şeyimiz. Memurumuz, evet. Her şeyimiz. Bizi koy. Ama görevini tam yapıyorlar mı? Herkese şeyi koymamak lazım. Ben birkaç kere karakola düştüm. Bahçeli'nin çıkışı şimdi. Bahçeli şu an şey yapıyor yani. Bahçeli milliyetçi bir adam. Milliyetçi olsun yani, haksa haksız. Hani, yok şimdi yok, dövme yok. O Furkan Vakfı var ya. Evet. Müslümanlık hiç bir ilgisi yok, ben sana söyleyeyim mi? Yani, bak takip ediyorum, bak dün Kılıçdaroğlu'nu da dinledim. Bahçeli'yi dinledim. Ben onu bir an önce daha provokasyon yaptığı günü izledim. Şimdi kardeşim biz var ya. Bizim mevzumuz o değil. Bizim mevzumuz polisimizin o şeyine, İçişleri Bakanı en üst, onun amiri. Tamam, o bile orantısız oldu. Tabii mu? Ben de karşıyım ya. Bir muhalefet ileri dükkanından öperim. Karşıyım. Bunu soruyoruz. Ya karşıyım şimdi alnından öpüyorum, o şimdi devletçi olduğu için, milliyetçi olduğu için, tamam mı? Milli duygular var şimdi. Bak, onu sormuyoruz. Size göre bu davranış doğru mu değil mi, onu soruyoruz. Ya o şimdi Devlet Bahçeli'nin bu çıkışı. Ya Devlet Bahçeli'yi köprü ben niye yüzerek geçeyim? Niye yüzerek geçeyim? Yok yok. Köprü 10 lira olsun. Bana mı? Derim ki şu alt tabakayı bir hizaya getir. Alt tabakayı. Yani israfı bıraksın bunu da biraz. Yani alt tabakayı belediyeleri falan diyor. Tabii. Ha. Bir adamın arkasında 30 kişi gitmesin. Ha, biz bunları Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Tabii. Ya ben burada konuşuyoruz. Sen kimden korkuyorsun? 40 kişi arkandan dolaşıyor senin. Doğru. Ben onu Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ı... Hayır. İsraf hayır. Ama Tayyip Erdoğan hakikaten şu an Rusya, Ukrayna, ben iyi bir siyasetçiyim de yani. Ama çok güzel politika uyguluyor, tamam mı? Diyorlar ki İnönü'nün politikası. Olabilir, ben İnönü'nün zamanı yaşamadım. Güzel politika uygulamış, savaşa sokmamışsa. Atarışçı olduğumuz için Cumhuriyet. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Devlet Bahçeli dün dedi ki köprüyü beğenmeyenler yüzerek geçsin. Bir de Adana'daki polisin şiddetine alnından öpüyorum. Ne düşünüyorsun Devlet Bahçeli ile ilgili? Devlet Bahçeli kaynanılacak bir insan değil. Kolay ama gelsin. Erdoğan kalbine sorun. Erdoğan. Olsa ne sorardınız? Ona zaten, o zaten 20 yılda Türkiye'yi bitireceği kadar bitirdi. Ona da bir sorum yok. Abi işte bu ülkenin şeyi için gene aynı partiye vereceğiz. AK Parti'ye vereceğiz. AK Parti'ye mi? Evet. Sizden önce birisi her şey pahalı, artık yönetemiyor. AK Parti 20 yılda yaptığını yaptı, artık yapacak bir şey yok dedi. Yönetebiliyor mu yani? Hayat pahalı diyorlar. Halk ekmek kuyruğunu gösteriyorlar. Abi tamam, şimdi bir yerde şimdi ben de tepkiliyim yani. Ben 20 senedir AK Parti'ye oy veriyorum. Olaylar çok değişti yani, eskisi gibi değil yani. Bütün dünyada düzen çok fena bozuldu yani. Ekonomi dersen ömrümde ben böyle bir ekonomi görmedim yani. Ama yine AK Parti'ye oy. Mecbur, istikrar için bir son bir şans daha vereceğiz onlara yani. Tamam. Efendim Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki köprüyü beğenmeyenler yüzerek geçsin. Bir de Adana'da polisin bir müdahalesi vardı. Evet. İçişleri Bakanı bile polisi eleştirdi. Yanlış bir müdahaledi, aşırı güç. Devlet Bahçeli de polisleri alnından öpüyorum dedi. Ne düşünüyorsunuz bu çıkışı için? Ama şimdi anlık hırsından dolayı öyle konuşmuştur. Yoksa hani normal... Ama yazıyorlar, anlık değil ki, grup konuşması bu. Önceden metin yazıyorlar, önceden bakıyorlar, okuyorlar, anlık değil. Yani böyle bir basını sorup cevap verdiği bir şey değil. Grup değil yani, evet. Çünkü önceden okuyorlar, bakıyorlar, bunu çıkar, bunu evet, koy. Evet. Bu anlık bir şey değil. Yani bu çıkışı net, bilerek, evet, isteyerek evet söylemiş bir şey. Yüzerek geçsin. Polis alnından öpüyorum. Yani bakan bile dedi ki polis şiddetin fazla kaçırılıyor. Olmaması lazım, tabii. Kesinlikle olmaması lazım. Bu değil ikisi konusunda diyoruz. Tabii, söylememesi lazım öyle olaylar da işte, ne bileyim işte. Bir söylemiştir, okey. Evet, evet. Son soru, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an karşınızda olsaydı ne sorar veya ne isterdiniz? Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'dan şu anda ne isterdim? Bu ben şimdi emekliyim, ben aldım para bana şey gibi geldi yani. O zaman sana oy veriyorum ama geçinemiyorum, yine de bu emeklerin işine bak derdim. Tabii yani ne muhakkak yani? Önemli yani. Emeklerin maaşı düşük. Emeklerin maaşı gerçekten çok düşük. Bak ben misal yani bak. Merhaba. 3 tane çocuk bakıyorum, 3000 lira kira alıyorum. 3000 lira kira. Emeklerin maaşı artsın, teşekkür ederim. Artsın, rica ederim. Hoş geldiniz. Nasılsınız abi, iyi misiniz? İyi. İyi. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa abi, oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçim. Ne bileyim abi, ben anlamam ya.
Kararsız mı diyelim? Kararsız. Kararsız. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki bu köprüyü beğenmeyenler yüzerek geçsinler dedi. Bir de Adana'da bir protesto vardı. Polisin sert müdahalesi. Süleyman Soylu bile bu çok sert oldu, olmamalıydı dedi. Devlet Bahçeli polisleri alnından öpüyorum dedi. Ne düşünüyorsun? Devlet Bahçeli çıkışları iyi mi kötü mü? Ya boş ver ya, bırak. Anlamam böyle. Erdoğan karşısında ne sorusun Erdoğan? Anlamam. Genel seçimde evet. Mi? Ben Cumhur İttifakı'nı tutuyorum. Yani AK Parti mi? AK Parti. Ya neden AK Parti efendim? Ben MHP milliyetçi kökenliyim. Şu anda benim görüşüm böyle. AK Parti. Yani... Peki efendim. Diğer soru, Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında köprünün fiyatını beğenmeyenler yüzerek geçsin dedi. Bir de Adana'da bir protesto olayı vardı. Evet. Süleyman Soylu bile polis biraz aşırıya kaçtı dedi, özür diledi. Bahçeli polisleri alnından öpüyorum dedi. Evet. Sayın Bahçeli'nin çıkışları nasıl buluyorsun efendim? Ben şimdi çıkışları iki tarafında yerine göre belki siyasi olarak hani adli aşma değil de şimdi bazı tepki yapılan işlere tepki olduğu için hani benim fikrim bu. Ama şunu da sormak lazım. Mersin Milletvekili'nin Adliye Sarayı'ndaki o güvenliği darp etmesi. Orada hani o... Ya, Sayın Bahçeli'nin soru. Sorumuz Bahçeli. Şimdi onu da söylüyorum. Siz onu soruyorsunuz. Ben de onu söylüyorum. Devlet. Ben de onu söylüyorum ama şu an hani baktığımız zaman yani siyasi liderlerin daha tutarlı olması lazım. Önemli olan örnek vatanımız. Önemli olan vatanımız. Ya bir de şunu söyleyeyim. Lütfen. Benim şu görüşüm. Eski muhalefetler, biz yaşımız gereği biliyoruz. Eskiden Ecevit gelirdi, beğenmezdin onu gönderirdin. Ama şimdiki benim gördüğüm sıkıntı, eğer siz hani sordunuz, CHP, HDP'yi ayırmadığı sürece, benim fikrimdir bu. Yani bu benim görüşme göre bölücü kesimle ittifakı olan insanın ayırmadığı sürece zaten benden oy alamaz. Tamam. Son soru. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ne sorar veya ne istersiniz efendim? Ben biraz daha fiyatların inmesini isterim. Ama şimdi şartlara baktığım zaman bugün petrolün varili 120 liraya çıkmış. Yani onun hani bizden kaynaklı yakıtla bu da ekonomiye enstitü. Ama 2018'e kadar mesela %53 oy alan bir parti. 2 senedir bu pandemiyle bile dünyada da bir sıkıntı var. Benim görüşüm bu. Ben HDP'ye veririm abi. Halkların Demokratik Partisi. Ne için abi. Efendim? Partimizdir. O partiyi seçiyoruz her zaman. Ondan dolayı. Evet. Peki Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında köprünün fiyatını beğenmeyenler yüzerek geçsin. Evet. Bir de Adana'da bir mitinge müdahale etti polis. Evet. Süleyman Soylu bile özür diledi. Bahçeli polisleri alnından öpüyorum dedi. Bahçeli'nin çıkışları nasıl buluyorsun? Bahçeli ne dediğini bilmiyor ki. Ne konuştuğunu bilmiyor. Tekerleme söylüyor. Lafı bitiremiyor Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ne sorar veya ne isterdiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan karşımızda olsa ona derdik ki başta çok iyi gidiyordun ama sonradan yani saçmaladın yani. Saçmaladın. Tabii bitti, onun işi bitti. Teşekkür ederim. Merhaba. HDP'ye veririz abi. Neden HDP efendim? Abi sağlam çalışıyorlar bence ya. Ondan dolayı evet, HDP. Evet. Peki Devlet Bahçeli'nin çıkışı biraz önce sordum. Yanlış abi. Onun konuşmaları bile yanlış. Kendi yani düşünceleri bile yanlış geliyor bana. Hani benim düşüncelerime göre. Yüzerek geçsin evet. Ne demek? Yani yüzerek. Kendi geçsin bakayım. Ya onun alnından kim öpecek acaba? Tamam. Son soru. Erdoğan karşınızda olsa ne sorardınız, ne isterdiniz? Ya bu ülkeyi mahvettiler. Bunu sorardık. Hani bu ülkeyi ya ülkeyi mahvettiler abi ya. Uçurduk diyorlar. Yok abi. Onlar kendileri uçmuşlar abi. Onlar kendileri uçmuşlar. Onlar uçmuşlar ya. Herkesi uçmuş görüyorlar. Kendileri uçtukları için herkese uçmuş gibi görüyor. Kendi partime veririm. AK Parti'den başkasına vermem. Çünkü artık kadar... hayat pahalı diyorlar. Mutfak kaynamıyor diyorlar. Mutfak kaynamıyor. Onun yüzünden değil ki. Onun yüzünden değil yani. Ablacığım benim eşim dün dedi ki yumurta geçen 12 liraydı. Bu sene bugün 50 liraya aldım dedi. Öyle ama. Bir dakika. Tayyip Erdoğan iyi bir tarım politikası uygulasaydı. Destekleseydi köylüyü, çiftçiyi. Birisi dedi ki buğday benden 270 lira alıyor. Rusya'da 6 lira alıyor dedi. Ben bıraktım ekmiyorum dedi. Bende 4 lirasını ben ekerdim dedi. Yani tarım politikası hükümetin yanlışı değil mi? Vallahi yani bilmiyorum. Konuşmaya bakarsan değil yani. Erdoğan'ın konuşmasına bakarsan değil. Bu kadar yardım ediyorum. Erdoğan'a değil, sizin kendi konuşmanız. Yumurtanın 12 liradan 50 lira olması benim suçum. Normal değil o. O normal değil. Normal. Hükümet 20 lira AK Parti ver. Biraz da suçlamak gerekmez mi? Normal değil. Normal değil. Çok pahalı. Hayat pahalı ama yani bu başbakanın şeyin suçu değil yani. Efendim Devlet Bahçeli. Bu kadar yapılanı unutuyoruz da. Bir pahalıya mı bakıyorsun? Yapılan için çok teşekkür ediyoruz. Her taraf dolu. Efendim yapılan için çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'un nüfusu 20 milyon. Diyelim ki 1 milyon zenginse öbür 19 milyonu görmemezden gelebilir miyiz? Valla bilmiyorum. Bakmak lazım. Vallahi. Komşuların hepsi zengin mi komşularımız?
Vallahi herkes, ben gördüğüm kadarıyla herkes her şeyi alıp yiyebiliyor. Herkes her şeyi alabiliyor. Biz göremiyoruz. Siz zengin bölgede oturuyorsunuz. Efendim diğer sorum da şu. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında köprünün fiyatını beğenmeyenler yüzerek geçsin dedi. Bir de Adana'da bir protesto vardı işte. Başörtülü kadınlar, joplalara falan. Süleyman Soylu bile özür diledi. Bahçeli'deki polisleri alnından öpüyorum. Bahçeli'nin çıkışları nasıl? Devlet Bahçeli'nin. Onu diyemez. O biraz tabii ki yani. O, evet. Onu diyemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ne sorar veya ne isterdiniz? Ne isterdim? Tabii ki biraz ucuzluk isterdim. Hayatım biraz düşsün. Onu düşsün isterdim. Ama çok da şeyleri var yani. Takdir edilecek şeyleri çok. Elbette. Çok yani. Bunu yol, baraj edemeyiz. İtiraz etmiyoruz. Sağlık. İtiraz edemeyiz yani. Ama artık yönetemiyor diyorlar. Mesela kurucu hiçbirisi kalmamış. Yönetemiyor diye. Olur mu öyle şey? Şey mi gelecek yönetecek? Öbürleri mi gelecek? Peki yönetecek? Efendim. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan. Hayır hepsi mesela bıraktı. Niye bıraktılar? Valla bilmiyorum. 70 tane arkadaşın varsa 71'i bırakmışsa ben size suç ararım. Valla bilmiyorum ben. Ben bir şey anlayamıyorum. Ben onları hiç şey yapmıyorum yani. Tayyip yani 70 arkadaşınızın 69'u ayrılsa onlar mı suçlu siz mi suçlu? Yok, yok. Niye Tayyip'i suçluyorsunuz? Onlar öbür tarafa yaslanlar da ondan. Hepsi. Hepsi evet. Teşekkür ederim. Ben AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Ben o AK Partiliyim. Ben ona veririm. Tamam. Millet İttifakı'ndan başkası yalan. Tamam. İçinde hangi parti yazalım? Ben Saadetçiyim. Saadet Partisi büroyu aldı. Efendim Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki köprünün fiyatını beğenmeyen yüzlere karşıya geçsin. Bir de Adana Furkan Vakfı üyelerine bir şey oldu, müdahale oldu. Evet. Süleyman Soylu bile özür diledi, aşırı güç oldu dedi. Doğrusunu yapmış. Devlet Bahçeli dedi ki polisleri alnından öpüyorum. Bahçeli'nin bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz? Devlet Bahçeli artık yaşı ilerlediği için pek ağzından çıkanı duymuyor gibime geliyor. Eskiden bir devlet adamlığı vardı. Yine devlet adamlığına sıkıntı yok ama bazen saçmalıyor. Saçmalıyor bence. Yüzere niye geçeyim değil mi efendim? Ya şimdi devletin yapmış olduğu yol, köprü, bunların hepsi doğru. Ama ha yanlışlıklar nedir? Ben geçmediğim köprüye niye para vereyim? Tabii. Anlatabildim. Ha modele karşıyız. Yoksa isme de karşı. Tabii. Şimdi eskiden ne diyor? Başörtülü bacılarımızı başını açıyorlardı. Zulüm yapıyorlardı diyorlardı. Şimdi Süleyman Soylu ne diyor? Doğrusunu söylemiş. Bir yanlışlık var. Sen şimdi sana taş mı attı Furkan Vakfı? Ben görmedim. Tabii. Misali ben televizyondan seyrediyorum. Bir tane başörtülü ablamız orada gidiyor. Arkasından vuruyor. Ya. Bu yere zulüm. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Yani bu başörtü açık önemli değil. Bak ya başörtülü de bizim büyüğümüz, ablamız, insanımız başı açık olanda. Biz yanlış nereden geldi karşı olacağız. Bitti. Ha bunu kabul etmiyoruz. Biz ne zaman ki ha ben şimdi Müslümanım elhamdülillah diyorum. Bana yapılan şey hepsine diyorum işte böyledir ama bir başkasına, gayri birisine yaptığı zaman alkışlıyorum. O zaman bende bir eksiklik var. Hazreti Ali Efendi'nin bir sözü var. Zulmün yanında duran bir gün o zulüm onu bulur. Boşuna yani, mı diyorlar? Rabbimiz ne diyor? Bak. Aynı. Rabbimiz ne diyor? Bir insan birisine zulüm yaptığı zaman ben onu yarına bırakırım ama yanına bırakmam. Abi. Bir de insana diyor ki bir zulüm gördüm önce elinle. Ona gücün yetmese dilinle, ona da gücün yetmese iman en zayıf kalbiyle. Aynen. O imandan bir hala yani zayıf olan. Evet. Ben kendime yapılanı hazmedemiyorum ama sana yapılıyor hoşuma gidiyorum. Gülüyorsam yarın o benim başıma aynısı gelecek. Anlatayım. Peygamberimiz ne yapıyor? Hoşgörü. Allah Celle Celaluhu ne diyor? Bir ama geliyor arkasından bir şey soruyor 3-5 kişi geliyor. Bu ayetle evet, sabit. Sabit olan şey nedir? Ey Muhammed! Sen o amayı hor göremezsin. İlk önce ona bakacaksın. Ondan sonra o itibarlı olan insanlara bakacaksın. Yani. Biz ne yapıyoruz? Bizim şu anda tek bir şey var. Para kimdeyse adam da o, kral da o. İsterse yanlış anlama. Şurada bir köpek ben kendim ondan daha aşağılık görüyorum. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Bir tarafına euro koy, bir tarafına dolar koy. Evliya da hepsi peşinden gidiyor. Biz böyle bir Müslüman olduğumuz için bunlar bize az bile. Son soru. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsaydı ne sorar veya ne isterdiniz? Hiçbir şey sormak istemem. Öyle mi? Niye sormak istemem? Niye? Çünkü daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı iken kahvelerde gelip bizimle tokalaşırdı. Halimizi hatırımızı sorardı. Ama şu anda eski Tayyip Erdoğan'la şu ankinin arasında benim gördüğüm kadar siyah. Ama şu an Türkiye ile o zaman ama gelebiliyordu. Şu an nasıl gelecek? Hazreti Ömer'e ne dediler? Kadının bir tanesi tencerede torunlarına taş kaynatırken Hazreti Ömer dedi ki yani geldi arkadaşıyla gezerken ne dedi?
Ana dedi niye Ömer'e gitmiyorsun? Ömer'in dedi boynu devrilsin. Madem ki dedi halife oldu benim bu halimi görmeyecekti. Ama en son kendi yükünü omuzuna götürdüğü zaman ne dedi? Allah seni, ben dedi Ömer'im. Bitti. Ömerlik bu. Anlatabildim. Ben devlet başkanım sen nasıl dersen hadi bildirmedi. Ama Cumhurbaşkanımızın söylediği bir kelime var. Bak burası cami değil mi? Evet. Ne diyor burada? Musallaya geldiği zaman Ali Veli Cumhurbaşkanı Başbakan filan değil. Er kişi. İşte orada er kişi olmak önemli. Gerisi teferruat. Teşekkür Görüşmek ederim. Üzere. Ben, seçim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorum. CHP büroyu aldı. Evet. Devlet Bahçeli dün dedi ki köprünün fiyatını beğenmeyeni yüzerek geçsin. Bir de polisin şiddetine Soylu bile isyan etti. Evet. Bahçeli dedi ki polisi anadan öpüyorum. Bahçeli'nin çıkışları nasıl? Bence çok yanlış. Çok yanlış. Niye? O şiddeti kullanan insan hayvan değil. Onlar da bir insan. Hak ve mücadele alıyor. Kesinlikle. Devletin polisi de insanlara böyle davranmasına gerek yok. Gerek yok. Son soru. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsa ne sorar ne isterdiniz? Erdoğan'a. Bu ülkenin halini sorardı. Çok çekingenim. Kararsız diyelim. Kararsız değilim ama çekimserim. Kararsız değilim çekimserim. Ben anlamadım. İfade edemiyorum. Özür dilerim. Ama iktidar partisine oy vermeyeceğim. Tamam. Öbürü de daha belli değil. O da belli ama özür dilerim. Bu konuda cevap vermek istemiyorum. Tamam. Söylemek istemiyorum. Efendim diğer sorumuz da şu müsaade ederseniz. Estağfurullah. Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki köprünün fiyatını beğenmeyenler yüzerek geçsin karşıya. Evet. Bir de Adana'da polisin bir müdahalesi vardı. Evet. İnşallah Devlet Bahçeli kendisi yüzerek. Süleyman Soylu bile itiraz etti. Orantısız güç dedi. Bahçeli polisleri alından öpüyorum dedi. Bu çıkışı nasıl karşılıyorsunuz Bahçeli? Ben uygun gelmiyor. Bahçeli'ye yakışmadığını düşünüyorum. Devlet adamı öyle konuşmaması lazım. Devlet adamı yapıcı ve olumlu olması lazım. Ben de bir böyle çok yakışır bir şey değil. Ben bir televizyona çıksa da insanlara sormadığı soruyu sorsalar da bence cevap versem diye söylüyorum. Bugün soracağını soran en şey bu ülkenin en büyük problemi nedir? Ekonomidir. En büyük problem nedir efendim? Sorayım hemen. Ekonomi nedir? En büyük problemi ekonomiyle birlikte yabancılardır. Göçmenler. Göçmenlerdir. Bunun sebebi ırkçılık değildir. Ben yani göçmenleri bunu şöyle küçük sanayi sitelerinde tamamına yakında göçmenler çalışıyor. Erdoğan iki gün önce bir konuşma yaptı. CHP göndereceğini söylüyor ama ben göçmenleri göndermiyorum dedi. Hatta iki sene önce 45 milyar dolar para harcadık. Hayır, daha da harcarız dedi. 98 milyar dolar harcadım. Ben bizzat Tayyip Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanı kendisi kendi ağzından ben televizyonda duydum. 98 milyar dolar harcadım. Gerekirse gene harcarım dedi. Peki efendim bu 2 milyarı köprü yapsaydık, köprüyü bedava geçirseydik nasıl olurdu? Şimdi diğer iki köprüler 7 liraya 10 liraya geçiyorken öbür köprüden 200 lira üstüne de devlet 200 lira para verir. Bu doğru değil. Ben bunun zulüm olduğunu söyleyeceğim. Yanlış, çok ağır bir ifade olacak ama ben bunun zulüm olduğunu düşünüyorum. Göçmenlerle ilgili söylemek istiyorum. Bugün küçük sanayi sitesi denilen yerlerde tamamında göçmenler çalışıyor. Bir tanesi de benim akrabam yanında 40 tane adam çalışıyor. Bir tane yerli yok. Sordum ona. Yabancı oldukları için sigorta ödemiyorlar. Hiçbir tanesinin kaydı yok. Emekliye devlet niye zam yapamıyor biliyor musunuz? Hiçbir tane sigorta yani devletin sigorta gelirleri düştüğü için elektrik parasını niye %125 zamla alıyoruz biliyor musunuz? Bunlardan ötürü vergi ödenmediği için küçük sanayi sitelerinin tamamında yabancılar çalışıyor. Bu ülkenin en büyük sorunu ekonomiyle beraber eşdeğer olarak yabancılardır. Ekonomiye çok büyük zarardır. Ahlaken zarardır. Aklıma gelmiyor daha. Efendim onu da sorduk. Diyorlar ki Türkler çalışmak istemiyorlar diyorlar. Ben kendi akrabama söyledim. Bana da aynı şey. Ben dedi Türk çalışan bulamıyorum. Dedim sen yabancı çalıştığında 100 lira yemeğe veriyorsun. 3000 lira para yapar. Ben 3000 lira versem sen nasıl geçirirsin? Adam eğer dedim yabancı olmasa adama en az 6000 lira parayı mecbur vereceksin. Tabii. Mecbur vereceksin. Çünkü adama diyor ki yabancı diye 100 liraya çalış. Hadi ben sana 150 lira vereyim. 150 lira parayla beraber bir evin geçinmesi mümkün değil. Adam tek başına olsa gene mümkün değil. Tabii. Söyledikleri şey yani yanlış. İfade yanlış. Çıkış yanlış. Çıkış yanlış. Efendim ülke nereye gidiyor? Bazıları güllük gülistan, kahveler dolu, lokantalar dolu diyorlar, AVM'ler dolu, arabalarda sıra var, evlerin fiyatı 3-5 trilyon olmuş diyorlar. Nereye gidiyoruz? Ülke iyiye gitmiyor ama düzeleceğine dahi inancımı asla yitirmedim, asla da yitirmek istemiyorum. Ülke daha iyiye gidecek. İnşallah iktidar değiştirdiğinde daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Ben iktidara karşı değilim ama bir yanlışlık var yani. Evet, 20 sene içerisinde ben iktidarda oluşan insanlara bir... Tanım kutusu 50 lira olmuşsa... Husumetim yok, böyle bir şey olabilir. Onlar da bu ülkenin insanı. Sonuna kadar saygı duyarım. İktidarla ilgili olumsuz bir... Ama yapamıyorlar demek lazım. O iktidarla ilgili olumsuz bir kelime kullanmadım. Kullanılması asla müsaade etmem. Doğru. Ama olmadı ya. Olmuyor yani. Yanlış edeceğiz yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an karşınızda olsaydı ne sorar veya ne isterdiniz efendim? Bir an evvel istifa etmesini isterdim. Öyle mi? Aynen öyle. Efendim niye istifa etsin? Oy vermeseler seçilmeyecek. Tayyip Erdoğan'a sevgim saygım sonsuz ama olmuyor. Yapamıyor yani.
Yapamıyor, yapamıyor. Halk oy vermese gidecek zaten. Hiçbir siyasetçi istifa etmez kendine. Abi oy konusuna da girmek istemiyorum. Ben mesela dün Hatay Belediye Başkanı açıklama yaptı. Altın Özlü dedi, iktidar partisi de o seçimi kaybetmişti. Suriyeliler çadırları saydılar dedi. İlk şeyi kazandı. Suriyelilerin bu ülkede bulunmasının en büyük sebeplerinden biri de oy hesapları. Oy hesapları. Evet, Tayyip Erdoğan son derece değerli bir insandır. Sevgim saygım sonsuz ama yapamıyor artık yani. Yanlış hesaplar var. Yanlış hesaplar, bunu kabul etmek lazım yani. Şimdi kendisi dedi ki biz yine birinci parti olacağız, seçim alacağız Erdoğan. Yaşayıp göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Görmek lazım diyorsun. Yaşayıp göreceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Allah'a emanet olun. Saygılar. Ya bunu bilmeyecek ne var? Bugün 20 senedir Türkiye'yi üst seviyelere taşıyan hükümet gene ona vereceğiz. Dünyanın her yerinde kriz mevcut. Sizden öncekini gördünüz, artık yönetemiyor dedi. Nasıl? Dedi ki yumurta o 9 liradan 50 lira olmuş bir sene içinde. Ya dedi 40 liradan 200 lira olmuş dedi. Ya artık yapamıyor dedi. Bu Türkiye'den kaynaklanmıyor. Dünyadan kaynaklanıyor. Türkiye'nin içinde olan zenginlerden kaynaklanıyor. Abi hükümet onlara müsaade etmesinler. Biz yumurta, tarıma destek verseydik yumurta bugün 50 lira olmaz. Hayır, onu o alakası yok. Veriyor destek. Bundan fazla destek de olmaz. Veriyor onlara. Niye izin ediyorsun deri? Bilirsiniz. Yani konuşmak evet isterseniz diye. Ya şu anda hiçbir şey düşünmedik. Kararsız. Evet. Tamam. Devlet nasıl karşılıyorsunuz Bahçeli'ni? Yanlış. Yanlış. Erdoğan karşınızda olsaydı ne sorar ne isterdi? Erdoğan'dan ne isteyeceğim? Bir istek yok mu? Yani yok yani şu anda. Biz AKP'ye veriyoruz. AKP değil, AK Parti deyin kızıyor. AK Parti. Niye? Neden AK Parti efendim? Yaptıkları. Artık yapamıyor dedi. Yumurta 50 lira olmuş. Yağ 200 lira olmuş. Tamam, kira yapamıyor. Yapamıyor da muhalefetinde bir şey yok. Umut vermiyor mu? Bir dakika, şimdi biz yaşadık. Evet. Bu yeni 6 tane partinin geleceği şimdiden belli. Biz onlara oy versek koalisyonlar dönemini başlatacağız. Zaten hiç... Ama bu sistemde koalisyon yok. 50 artı 1 almasalar seçilemiyor efendim. Sistemin şeyinde koalisyon yok artık. Koalisyon kalktı. Koalisyon önceden yok. Nasıl alacak şimdi? CHP nasıl alacak %51'i? Tek başına değil. Mesela seçimden önce bir araya geliyorlar. AK Parti mesela, AK Parti, MHP tamam, büyük bir araya geldi. Gene koalisyon işte. Yani gizli koalisyon olmuş oluyor. Olur mu? İşbirliği sonradan da paylaşma kavgası başlayacak. Muhalefet umut vermiyor mu efendim? Hiç umut vermiyor. Yeni kurulan parti mesela Refah, Gelecek, Deva, Memleket, Mustafa Sarıgül, bir sürü parti var. Hiçbirisi yok mu? Yok, hiçbirisi yok. Çünkü abi Allah korusun Tayyip Erdoğan Emre Hak Vaki olursa, ölürse biz nasıl yönetileceğiz? O zaman düşünürüz. O zaman düşünürüz. O zaman düşünürüz. Tamam, AK Parti diyor yazdık. Efendim dün Devlet Bahçeli grup konuşmasında dedi ki köprünün fiyatını beğenmeyenler yüzerek karşıya geçsin. O saçma, o saçma. Bir de Adana'da polisin müdahalesi, dedi ki polisi alnından öpüyorum. Soylu bile özür diledi. Evet. Şiddet fazla oldu dedi. Ne düşünüyorsun Sayın Başkanım? Gaf yapıyor. Tabii şimdi ben sana bir söyleyeyim. 70 yaşını geçen kişilerin şöyle kenara çekilmesi lazım. Kendi yerlerine başkalarını, gençleri bırakmaları lazım. Artık bizde bilmiyorum nasıl bir şeyse yerde geride kalanlar aman diyorlar, sen olmazsan olmaz. Bu önceden de Demirel zamanında da öyleydi. Oldu galiba, tatlı geliyor. Ya tatlı geliyor ya da başkalarına, ikinci adamlara tatlı geliyor. Oradan giderse o da gidecek diye. Onlar bırakmıyor. Sen otur diyor. Senden başkası yapamaz. Efendim, özetle Sayın Bahçeli çıkışını yanlış buluyorsunuz. Yanlış, yanlış. Son soru. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an karşınızda olsaydı veya siz onun karşısında olsaydınız ne sorar ne isterdiniz? Vallahi benim isteğiniz fiyatlar daha mı artsın, daha mı düşsün? Ya düşmesi düşmesi için şey ederdim de o sınıfta kaldı. Tarımda sınıfta kaldı. Tarım hayvancılığı sınıfta. Evet. Atadığı bakanlar beceremedi. Ben öğrenmek için soruyorum. Yanlış anlamayın. Evet. Benim amacım kimseyi eleştirmek değil. Evet. Şu an 20 yıldır AK Parti iktidar. Evet. Yumurta 9 liradan 50 lira olmuş. Eşim dün konuştuk. Evet. Kıyma söyledi. Söylemesi ayıp. Misafir gelecekti. Evet. 130 lira. Evet. Biz tarım ülkesiyiz. Kendi kendine yeten ülkeyiz. Yani 20 yıl sonra buraya gelmişsek hangi motivasyonu AK Parti diyor. İnanmıyorum. Diğer muhalefete inanmıyorum. Muhalefete inanmıyorum. Aynen. Onlar çalışsaydı zaten kendi partilerinde işte bir şeyler olurdu. Olurdu işte. Yani o. Muhalefete inanmadın işte. Evet. CHP veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü hani şu anda AKP'nin yaptığı şeylerden pek memnun değilim. Hani genç yaptık, köprü yaptık, baraj yaptık, uçurduk diyorlar. Ya tabii de abi onlar da sonuçta yap işlet devlet modeliyle olduğu için hani aynen daha fazla veriyoruz. Mesela biz kendi bütçemizle yapsaydık en azından halkı rahatlatmak için bir bütçe belirlerlerdi. Ama başka yabancı şirketler
bu köprü masraflarını falan onlar kendileri alıyor diye biliyorum. Giriş gereği 400 lira aslında %10'u. Aynen yani Çanakkale şu anda geçilmiyor yani. Geçilmiyor abi. Geçilmiyor. Aynen abi geçilmiyor yani. Evet. Ya da... Peki Devlet Bahçeli dün dedi ki Çanakkale köprü fiyatını pahalı gören üzere geçsin. Bir de Adana'da bir protestoda polisin müdahalesi Soylu bile özür diledi. Bahçeli dedi ki ben polisi anadan öperim bir de Çanakkale izleyerek. Ne düşünüyorsun Bahçeli çıkışlarınız? Ya Silivri soğuk abi ya. Silivri soğuk abi şimdi bir şey demek istemiyorum. Ama Silivri'de yer dolmuş diyorlar. Yer yokmuş. Vallahi bir şey bulurlar bize ya. Hani o yüzden korkuyorum demeye. Yok yanlış doğru fazla evet. Şey girmeden. Son soru Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsaydı ne sorardın? Hadi size gelin. Ekonomi nasıl düzelir diye sorardım ya. Hani çünkü çok korkutuyor bizi gençler olarak. Şimdi ben lise sonu öğrencisiyim abi. Hani üniversitesi var bunun normal hayata atılması ben korkuyorum yani geleceğimden şu anda. Biz bile korkuyoruz. Aynen ya siz daha hani şu anda siz iş güç sahibisiniz. Hani evet. Sizin daha fazla şu anda yük omuzlarınızda ama bizim değil. Hani ben gelecekten şüphe ediyorum. Ama yine korkum var diyorsun bir genç. Ya aynen öyle. Hoş geldiniz Bayrampaşa. Hoş bulduk. Efendim bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Genel seçim. Valla şu an hiçbirine. Yok mu? Ya AK Parti'ye kesinlikle vermeyiz artık da. Tamam. Daha önce verdiniz mi? O 94'ten beri verdik. Erdoğan'a veriyoruz artık yok. Abi kırılma noktası ne oldu? Mesela AK Parti ekonomi mi? Yok ekonomi zaten ekonomi zaten battı da. Yani biz ya bu insanları ne diye getirdik? İşte Müslüman. İslam dünyasını, ezilen İslam dünyasını. Sahip çıkarlar ama bunların zamanında İsrail 3 kat büyüdü. Ne bileyim Irak'a girildi, Suriye'ye girildi, Kuzey Afrika'ya girildi. Şimdi İran'a girecekler. İşte Çin yukarıda zalim yapıyor. Ben Doğu Türkistan'da hiçbir şey yapamıyorlar. Sayın Bahçeli, ben de eski MHP'liyim aslında. Diyorsunuz zamanı böylesi. Yani sen muhalefette şu an Tayyip Erdoğan olsa yıkar ortalığı. Her gün camilerde eylem yapılır ama İsrail ya millet İsrail'in uşağı olmakla suçluyor. Geçen hafta gelmiş İsrail sarayda ağırlıyor. Asker bayrağını çekti. Evet onu gördüm. Ondan sonra işte bu Sedat Peker'den dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne FETÖ'nün Peker'den önce darbenin finansörü demişlerdi. Finansörü demişlerdi işte onun uşağı demişlerdi. İşte geliyorsun adamları eteğine istiyorsun. Yani sen ya ekonomi zaten battı. Ekonomi niye battı? Bu, az önce şey yaptım gördüm internette gördüm Türk Et Kurumu mu? Evet bana kurum %53 zam yapıyor. Müdürünün yaptığı açıklamayı duydunuz mu? Çok sıra var onun için zam yaptık sıralar azalsın diye. Öyle mi demiş? Yani böyle insanlar nasıl çok geliyor? Çok sıra var onun için. Evet. Biraz ucuzdu piyasaya göre. Yani ekonomi zaten battı. Bakın burası Bayrampaşa'nın merkezi. Bak boş. Bayrampaşa'nın hem merkezi yeri boş. Evet, evet. Boş. Kuru kalabalık olanı. Kuru kalabalık. Efendim, Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında dedi ki Çanakkale Köprüsü'nün fiyatını pahalı gören yüzerek geçsin. Bir de Adana Furkan Vakfı üyelerin bir yürüyüşü vardı izinli. Evet. Süleyman Soylu bile orantısız güç oldu diye polisi eleştirdi. Devlet Bahçeli de dedi ki ben polisi anından öpüyorum. Bu Bahçeli çıkışa nasıl karşılıyorsunuz? Yani artık Sayın Bahçeli'yi çözemiyorum ben. Sayın Bahçeli'yi yani AK Partiler bile bu kadar savunmuyorlar artık da yani Sayın Bahçeli'yi çözemiyorum ben. Yani yanlış. Yani hani Napolyon'un sözü ekmek bulamıyorsanız pastayın der gibi. Dördüncü Louis'nin o. Neyse ben onu o şekilde yani. Uzaklaşmışlar. Ya öbür olaya geldi ama burası Bayrampaşa yani polisle iç içeyiz, sivil kuvvetle yıllardır iç içeyiz. Polisler de artık yani buralarına geldiler çünkü bir aralar FETÖ'cü olmayan hiçbir yere gelemiyordu. Şimdi Süleyman yok. Adam diyor geliyor işte. Ben diyor bir müdür geliyor Süleyman Soylu'nun adamı. Bir müdür geliyor diyor şeyin adamı. Berat Albayrak'ın adamı diyor. Herkes birisi biz artık şaşırdık diyor. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık diyor. Yani o zaten o şeyler o polislerin tiplerinden belli olduğu kadar emir almışlar bir yerden. Doğru. Ya yaptıkları çok doğru değil yani biz yıllarca başörtüsü dedik şey yaptık bir başörtülünün duran bir bayan çarşaflı bir bayana bu şekilde vurması. Verilir ki açıkta olsun efendim kendi vatandaşına o şeyde doğru mu ya? O yani bir de şey biz Bayrampaşa olarak Süleyman Soylu buranın insanıdır. Biz evet. Çok iyi tanıyoruz onu da şimdi başka bir kılıklara girdi o şimdi şu vatansever oldu millet yani biz onu biliyoruz. Buranın mı Gop'un mu Soylu? Gop'un buralarında yani Bayrampaşa Gop bu teşkilatlar bu ya burada da iş yeri var zaten. Yani şu an biz çok yapmacık geliyor. Çok yapmacık. Geçmişini bildiğimiz için çok yapmacık geliyor. Ben bir şey iddia ediyorum. Süleyman Soylu Devlet Bahçeli ile beraber AK Parti'yi bitirmeye uğraşıyor. Yani akıllı bir insan bunları yapmaz ya. Güzel bir tespit. Ne dedi İmamoğlu'na? 550 dedi terörist var dedi şeyde.
Daha önce dedi işte Türkiye 300 falan kaldı. 120 tane terörist kaldı demişti. Ulan 2 ay sonra nasıl attı bunlar? 550. Ha işte seçimlerde 700 tane FETÖ'cü yakaladık. Hepsinin hesabını soracağız. Nerede bunlar? Ya bir de bunların kitlesine ne desen yiyorlar. Duble yol dedik. Ha, hayır, bunların kitlesine ne desen yiyorlar. Yani Tayyip Erdoğan yanlış mı yönlendiriyorlar? Yani Tayyip Erdoğan çok iyi yapıyor o işi. Sizin bilmiyorum başınıza gelir her gün. Her gün yeni bir her gün yeni cevaplar geliyor. Tabii tabii onları tabii saldım ben Tayyip Erdoğan'a. Şey mesela şimdi niye kriz var diyorlar? Savaş çıktı. Ondan önce ne vardı? Pandemi vardı. Ondan önce ne vardı? Darbenin daha etkilerini yine ya bunlara ne bir şey söylüyorlar bahane herhalde. Çok. Bahane çok. Bir yukarıdan ne diyorlarsa bu aşağıdakiler onu söylüyor. Zaten aynı ses birliği. Erdoğan yani, karşınızda olsa ne sorar ne isteriniz efendim? Ya sen bize böyle söylemedin. Yaptıkların başka, söylediklerin başka. Onu sorarım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Babacan'a veririm. Deva Partisi bir gerekçeniz var mı? Neden Deva? Deva yani şöyle diyeyim, gençlerin önünü açıyor. Gençlere karşı hitap ediyor. Gençlere karşı işte ne kadar kapatıldığını, işte yani bilmiyoruz. 90'ları bilmiyormuşuz, 80'leri bilmiyoruz. Biz 90'ları, 80'leri bilmek zorunda değiliz zaten. Biz 2020'deyiz, 2022'deyiz. Yani biz geleceğe bakmamız lazım. Evet yani. Babacan bir oy aldı. Yani şöyle diyeyim, Türkiye'deki olay bu zaten. Başını kaldıran direkt zaten Silivri soğuktur. Başını kaldırana vuruyorlar. Yani. Son soru. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an karşınızda olsaydı ne sorar veya ne isterdiniz? Özgürlüğümü isterdim ya. Gençliğimi isterdim. Benim bir tane oğlum var. 2,5 yaşında. Evli misiniz? Evet evliyim. 2,5 yaşında. Yani. Benim bir seyredici gibi görüyorsunuz. Yok 23 yaşındayım. Yani 2,5 yaşında oğlum var. Ya keşke dünyaya gelmeseydi diyorum. Çünkü hani Türkiye'deki ekonomik sıkıntısına baktığın zaman iyiye gidecek derken daha da kötüye gitmeye başladı. İnşallah hep beraber iyiye götüreceğiz. İyi ki de doğmuş öyle demeyin. Yani umudunuzu kaybetmeyin. Ya artık umut kalmadı. Cenab-ı Hak onu vermişse rızkını da vermiş. Boş ver. Evet. Sıkıntı olur inşallah aşacağız. Yani baktığın zaman şu an yapılıyor zam. Açıklanıyor diyor ki tarihin en büyük zamı yapıldı. Ama baktığın zaman bir doğalgaz faturası 300 liradan 900 liraya geliyor. Elektrik faturası 60 liradan bana gelmiş 190 lira. Abi nasıl geçinecek? Geçinim yok ki. Efendim rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı. İman varsa imkan da var. Yine ensenizi karartmayın. Evet. Bebeğinizi öpüyorum. Ben. İnşallah daha açık günler olur. İnşallah. Karamsarlığımız gider. Ben çok üzülüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben ağzına teşekkür sağlık. Ederim. CHP veririm abi. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi. Aynen abi. Atatürk'ün partisi olduğu için veriyoruz abi. Tamam. Devlet Bahçeli dün dedi ki köprünün fiyatını pahalı gören yüzerek geçsin. Bir de Adana'da bir polisin müdahalesi oldu. Sert müdahale. Aynen abi. Süleyman Soylu bile özür diledi. Bahçeli dedi ki polisi alından öpüyorum. Bahçeli'nin çıkışları nasıl? Kötü abi. Yanlış kötü. Aynen. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşınızda olsaydı ne sorar ne isterdiniz? Biz onu göndertiriz abi bu da. Onu bundan göndereceğiz abi. Demokratik olarak göndereceğiz. Aynen göndereceğiz abi. HDP verirdim. Halkların Demokratik Partisi bir oy aldı. Aynen. Neden HDP? HDP çünkü... Neden HDP? HDP aslında Kürt olduğum için... Ve yani bunu kendime göre uygun görüp de... Veriyorum. Görüyorum yani onun için vereceğim zaten. Tamam. Konuşması biraz yani... Kusura bakmasın yanlış bir şey. Yanlış. Çünkü genelde o eğer köprü yapılmışsa nasıl diyeyim size artık? Daha ucuz olması lazım. Ucuz. Bir de o köprü yani Türkiye için, Türk milleti için, bütün insanlar için. Ayrımcılık yok, işte ırkçılık yok diye yani yapmışlar orayı. Herkes kendi kafasına göre değil de tamam. Fiyatı olabilir ama bu kadar fazla yükseltmesine gerek yoktu bence. Doğru. Son soru. Erdoğan karşınızda olsa ne sorar ne isterdin Cumhurbaşkanı Erdoğan? Tek bir kelime bile konuşmazdım. İyi Parti veya CHP'ye veririm. İyi Parti yazalım mı? İyi Parti. Yazalım. Tamam. Efendim dün Devlet Bahçeli grup konuşmasında Çanakkale Köprüsü'nün pahalı bulanlar yüzerek bir de Furkan Vakfı Adana. Çok yanlış. Alından öperim dedi. Çok yanlış. Deyimi çok üslupsuz. Üslubu doğru değil. Değil. Tamam. Değil. Ve de Türkiye'de milliyetçiyim diye geçinen bir lider. Bahçeli lider. Yanlış. Etik bulmadım yanlış. Gerek niye geçsin pahalı görmüşse? Kimin yerine zaten kimin geçecek? Zaten iki sefer gidip gelse 400 lira asgari %10'u. Evet. Asgari ücretle geçinirken 200 liracık oraya ben nasıl o parayı vereyim? Kimin yerinde? 400'lük. Kimin yerinde ben o parayı vereyim? Evet, evet. Etik değil. Etik değil. 3 misli fiyatı o köprü bize mal oldu. Yazık günah. Onu benim gelecek çocuklarım neslim ödeyecek. Halbuki Suriyelilere 98 milyar dolar harcadık. Onun %10'uyla biz köprü yapardık. Onlar apayrı sırtımızda bir kambur. Apayrı bir yönetemiyorum artık AK Parti efendim. Evet. Yönetemiyorum artık. Yönetemiyor. Bitti artık. Bitti. Bugün seçim olsa
üçüncü parti gelebilir AKP. Ben oy vereceğim Tayyip Erdoğan. Gel abi. Efendim. Bir dakika gel, seninle de konuşalım. Buyur gel. Buyur gel. Buyur gel, konuşalım. O köprü. Buraya gel. O köprü. Gel. Beraber birlikte konuşalım. Beyefendi buyur gel, birlikte konuşalım. Gel abi. Buyur gel, birlikte konuşalım. Senin çocukların torunu ne diyecek o köprünün parasını? Merak etme. Helal olsun abi. Teşekkür ederim. Erdoğan karşınızda olsa ne sorar ne isteriz? Hiçbir şey soramam. Bir aferin çok kaba tabir olacak ama bitiremezsin. Milletvekilleri bir şey diyemiyor ki, ben vatandaş olarak ne diyebilirim? Evet. Çok teşekkür ederiz. Aferin, tenzih ederim. Evet. Şu melanet hırkasını kendim giydim kimene, kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne, alem seyreder beni. Haydar haydar kimene. Bayrampaşa'dan hepinize selamlar. HDP. Halkların Demokratik Partisi. Partisi ne? Evet. Onu daha kendime yakın uygun görüyorum. Şu şartları falan bakınca HDP diyorum. Evet, yanlış karşılıyorum. Öyle bir şey demesi yanlış. Çanakkale Köprüsü'ne gelince de 200 bin lira para deyince de resmen insanlara yani rencide ediyor. Rencide ediyor. Aynen. Erdoğan karşınızda olsa bir şey sorar veya bir şey ister miydiniz? Çok şey sorarım da ben çok doluyum, bir şey söylemek istemiyorum. İyi Parti. Gene seçim İyi Parti. Evet. Bir gerekçeniz var mı, neden İyi Parti? Yani AKP ile MHP zaten bitti. Türkiye bitirdiler. İlk seçimde oy alırlar mı, ne alırlar? İlk seçimde. İlk seçimde ne alırlar? He? Ne, ilk seçimde? Evet, kaç alır mesela AK Parti ile MHP? MHP ikisini oyarı. Bu şey devam ederse, bu kriz devam ederse yani 25'i geçmez ikisi bir. Geçmez. Peki Devlet Bahçeli dün grup konuşmasında Çanakkale Köprüsü'nün fiyatını beğenmeyenler yüzerek geçsin dedi. Bir de Adana'da Furkan Vakfı üyelerindeki polis şiddeti. Soylu bile isyan etti ama Bahçeli polisleri anından öperim dedi. Bahçeli'nin çıkışı nasıl görüyorsunuz? Ara sıra çıkışlar çıkıyor da bitti. Kendisini bitirdi. Bitirdi. AKP'nin peşine düştü, kendini bitirdi. Bütün yapmış olduğu 20 senedeki şeyleri, AKP'nin kötü yapmış olduğu şeyler ortak oldu. MHP baraj altı kalır mı? Kesin. Kesin. Erdoğan karşınızda olsa ne sorar ne isterdiniz? Ben bir şey sormam yani kendisine. Soruyor. Yani. Kararsızım. Kararsız. Evet. CHP. CHP. Devlet. Her zaman Erdoğan. Yani AK Parti. Neden? Kalbim öyle istiyor. Eyvallah. Sevdiğimden dolayı. Tamam. Erdoğan taraftarı olduğu için onu da sevmek zorundayız. Valla daha kararsızız. Hele bir seçimler gelsin bakalım. Ne cevap efendim? Muhalefetten yana kullanıyorum. Hangi parti? CHP'den yana kullanıyorum. CHP verilir. Abi MHP olur. Neden MHP? Yani çünkü ben ülkücüyüm abi, MHP'yi tamam, seviyorum yani. Ama Tayyip reisime sonuna kadar güveniyorum, o yüzden reisime verirdim. AK Parti. Ben de AK Parti'ye verirdim. Tabii ki alacağım. Bahçeli'nin yaptığı yanlış. Çünkü ülkenin durumu belli. Ekonomi çok kötü. Bence ekonomi çok kötü. Ben genç bir insan olarak çok fazla cebimde bu param 20 yok. Senedir AK Parti iktidar. Hem kötü senedir, diyorsun 20 senedir. Çelişki yok mu? Abi çelişki nasıl var? Bu ülkenin başına mezardan birisi kalkarsa gelirse, Atatürk gelirse bir tek düzelir. Yani CHP'ymiş, MHP'ymiş, HDP'ymiş, diğer hepsi de gelse bu ülkenin hiçbir şekilde değişmez. Ya AK Parti'ye düzeltelim, bari değişsin en azından. Abi tamam, AK Parti değişsin, birisine şans verelim diyoruz. Reisimden ne isterdim? Reisimden ekonomiyi düzeltmesini isterdim. Başka da bir şey istemezdim. Büyük ihtimalle CHP'ye veririm. Neden Cumhuriyet AK Parti'ye? Uzun süredir başa gelemiyorlar. En son 50'de geldiler biliyorsunuz. Şu anda ekonomik sorunlar çok var. Ülkeyi yöneteceklerini düşünüyorum. Çanakkale Köprüsü hakkındaki düşüncelerim abi çok pahalı bence. Diğer ülkelere baktığımız zaman, Avrupa ülkelerine, geçişler o kadar pahalı değil ama Türkiye'de gerçekten çok pahalı. İkinci sorunuz ise pek yorum yapamayacağım çünkü bilmiyorum. Tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an karşınızda olsaydı ne sorar ne isterdiniz? Bırakmasını isterim. Ama oy vermesin, ne bıraksın? Oy verirse ne bıraksın? Yani... Abi, eğer CHP'nin başına Mansur Yavaş gelecekse Mansur Yavaş'ı veririm. Kemal Kılıçdaroğlu ile falan filan fasafisi olmaz. Bahçeli üzeri... Abi 200 lira şöyle... pahalı abi 200 lira.
Ya 200 lira pahalı yani. Bir de geçmesi. Geçsin ne var bunda? Abi senin askeri ücret almıyor musun? Yok be ne? Askeri ücret almıyor musun? Ne alakası askeri ücret bunu? Abi tamam bir günün ya. Abi Allah aşkına bir şey soracağım. Söyle. Geçinebiliyor musun abi? Heh. Geçinebiliyor musun? Ben geçiriyorum tabii ya. Abi nasıl? Neyin hesabını yapıyorsun? Neyin hesabını yapıyorsun? Abi. Bir tane çığlık üstüne lan. Abi beni dinlesene. Beni dinle. Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını git bak. 200 lira var. Git abi bak neler neler yaptı adam. Metro ne yaptı? Söyle söyle ne yaptı? Söyle ne yaptı? Ne yaptı lan? Söyle söyle Allah'ını söyler. Allah sana metro düdü yapıyor. Gençlerle anlaşamazsın. Ne yaptı söyle Allah aşkına. Abi zaten Bayrampaşa halkı böyle. Abi ben bak. Bir şey söylemek istiyorum. Hayatlı başarılar Bayrampaşalılar. Ben buradan sesleniyorum. Ben buradan bütün cahil insanlarımıza sesleniyorum. Tayyip Reis eyvallah başımızın tacıdır ama bu ülkeden gitme zamanı geldi. Ama Tayyip'e oy atarım. Ama abi vallahi ben atma edebilirim. Bak Mansur Yavaş gelmezse ben Tayyip'ime vallahi oy atacağım. Yemin ben, ediyorum. Bak. Ben zaten Bayrampaşa ben, halkı gayet cahil kalmış bir halk. Bak gayet cahil kalmış bir halk. Her sene burada ya insanları saçmalıyor abi valla. Tam partiyi boş ver adam gibi biri gelsin yönetsin. Abi herkese saygım var ama böyle olacak abi. Ekonomi konusunda Recep Tayyip Erdoğan'a laf yapanlar var. Ben bunları kınıyorum. Bak CHP gelsin abi. Yine bu ekonomi gitmez. Anladın mı? Yine aynı kalacak. Yani ben Tayyip kalsın. Tayyip şu an iyi yönetiyor abi bak. Şu anlık iyi yönetiyor. İyi Parti. İyi Parti. Devlet Bahçeli'nin köprü fiyatını pahalı görenler yüzsün dedi. Kendisi yüzsün. Kendisi yüzsün. Hayat pahalılığına artık bir çözüm bulması lazım. Yeter. Hastaneye gidemiyorum bile. Çapa'ya gidemiyorum. Aile olamıyorum. Tatile gittim ya. Ne demek bu ya? Ablacığım beni bilirler misin? Oğlum çalışan adamı herkes iş var. Bu kadar basit. Hiç konuşmayın. Abla geçirebiliyor musun? 2000, 2500 ne? Geçirebiliyor musun? Yo neyle geçeceğim? Bir maaş iş var. Bak geç. Maaşla mı geçiniyorum? Geç diyor ki 2,5 lira veriyorlardı. Nasıl geçineceksiniz? Geçinemem. Çocuklar da geçinemez. Çalışmak zorunda çocuklar. Abla nereye çalışmak zorundayım? Ben okumak zorundayım ya. Benim görevim okumak. Ya ev okuyacaksın, ev çalışacaksın. Abla nerede çalışacaksın? Allah zamanımızda biz öyle yapıyorduk. Abla senin zamanın değil şu an ama bak 2022 22. yüzyıldayız. 20 sene sonra ne kadar ama gelebilir. Abla bir dakika. Abla sen kaç para diyorsun? Lütfen üçünüz bir daha konuşun. 25. yüzyıldayız. Kaç para alıyorsun? Bir kişi konuşsun. Bak abla koşu koşu bir yalan. Kaç para alıyorsun abla? Madem Bayrampaşalıyız lütfen konuşun, tek tek konuşun. Tamam gel gel. Hayatlı başarılar Bayrampaşalılar. Biz de Bayrampaşalıyız. Madem Kosovalıyız mecbur tek tek konuşacağız. Sen nerelisin abla? Yokosovyalıyım. Nereli olacağım? Ben de abla Arnavut'um bak. Yemin ederim ama Tayyip'e. Arnavut sen Arnavut ol. Ben de Arnavut'um. Ne var yani? Arnavutlar ne yani? 110 yaşında babaannem öldü. Mezardan kalksın Tayyip'e oy at desin. Yat aşağıdır. Tövbe estağfurullah. Lütfen herkesin hakkında. Abla sen kim oy verirsin? Ben bu saatten sonra. Ki herkes hakkında konuşulmaz öyle ben şeyler. Ben bu saatten sonra bak. Cebimde kendinize para gelin lütfen. Şurada bir su alacağım abla. 3 lira olmuş. Abla kim oy verecek? Ne yapalım? Kimseye oyumu vermeyeceğim bu sene. İnsanlar yağ kuyruklarında duruyor ya. Abla evet, yemin ederim. Evet. Tamam niye? Yağ alamıyoruz. Alamıyoruz. Ne yapalım? Söyle ne yapalım? Vermeyeceğin oy. Kime vermiyorsun? Tayyip'e. Orası kimseyi ilgilendirmez. Ben kimi istersen mi? Ben özgür insanım. Aynen. Tamam. Onu sana söylemek zorunda değilim o lafı. Abla bu ülkede Tayyip tamam, başta abla, sen oldu. Ben kime vermek istiyorsan ben ona. Nasıl geçiniyorsun ben abla? Ben eşime bunu anlatmıyorum. Sana niye anlatayım? Bu ülkede Tayyip oldu. Kime istersem ona veririm oyumu. Bu ülkede Tayyip oldu sürece. Ablacığım bir soru sorabilir miyim? 200 lira köprü almayacak mı? Onu söyle bana ben susacağım. Neyi? 200 lira köprü geçti. Abi şu dayıyı konuşturuyor. Çok. Çok abla evet, işte. Benim arabam var. Ben geçemem ki. Bravo abla. Ben geçemem ki. Çok. Bir şey diyeceğim abla. Mazot aynı şey. Kaç para? Mazot kaç para? Bak abla. Mazot kaç? İşte mazot 20 lira. Araba bir ay çalışmıyor. Yeni araba aldık. Arabayla gidilmiyor. Arabayla gidilmiyor. Yeni araba aldık abi yeni ya. Tamam. Sıfır araba aldık. Arabaya binemiyoruz. Neden? Benzin yok abi. Benzin yok. Anladın mı? Ben sonuna kadar MHP. Niye tartışıyoruz o zaman sende? Harbi niye tartışıyoruz abi? Oy 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 oy. Haksız yere abla, konuşmayın. Abla bas tamam. Altı oka tamam. Şey şimdi bu parti konusu o başka zaman. Herkes gizli konuşuyor. Vallahi Erdoğan'a vermeyeceğim artık. Abi! Bir dakika kardeşim. Bir dakika dinleyin. Bakın bunu yani bu kelimemi bütünü yayına versinler. Tamam. Ben çiftçiyim kardeşim. Tamam. Vallahi benim traktörüm var. Benim memleketimde traktörüm Karaç'tadır. Ben satarsam yarı fiyatına satarım. Satmasam da burada çalıştıramıyorum acım. Ha? Dinime, namusuma 5 tane çocuğumla buraya gelmişiz. Biz çöp topluyoruz. Kendi idaremiz için. Vallahi 2000 lira kira veriyorum. Bak. Önce bak kardeşim. Bir dakika. Bir dakika.
Abla bir dakika. Biz, biz Ankara beni duysun. Ankara. Bir dakika. Ankara kardeşim. 20 sene önce bak bir ton gübre. Bak doğru, ben bunu matematik olarak söylüyorum. Tarım Bakanı duysun. Tamam. Ben anım da açık. Tamam, ben açık söylüyorum. Bir ton gübre şimdi 16 bin liradır. Aynen. 16 bin. İnan ki bir donuma 30 kilo gübre atıyordum. Hiç ömrümde değildi. Şimdi inan ki bir torba gübre altın bahsi olmuş. Bir torba alamıyorum. Bir torba alamıyorum. Şu hazır geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz kardeşim. Sen hangi partiye oy vereceksin? Ya ben Erdoğan'a vermem. Artık kime versem veririm. Abi Basalt oldu geç CHP. Devlet Bahçeli dün dedi ki köprü fiyatını pahalı gören üzere geçer. Kardeşim bak köprü yaptık başım gözümde çok güzel. Ama bunun matematiği var. Hepsi bu bak bir vatandaş geçiyor. Gitmiyor. Gitmiyor da yine bizden alıyor. Burada havalimanımız vardı. Biliyor mu? Atatürk evet. Atatürk havalimanı vardı. Hem de öyle güzel bir yer. Gitti dünya parası yandaşlara verdi. Dağ başında bu sene bir kar yağdı. Orası iptal oldu. Gene geldi havalimanında kendi bakanı orada indi. Bunu yani 5 sayın reis 5 yıl önce ilk 5 yılı inan ki ne kadar 5 sene sonra aynıydı. Şimdi 700-800 Allah'tan korun. Valla biz yağ da yemiyoruz. Dinime, namusuma, şerefimle yemeden geçinemiyoruz. Ne huyu var, ne bir şey var. Abi yüzme bilmiyoruz ki. Yüzme de bilmiyoruz. Bir saniye abi. Ben buradan Ankara. Giresun Dernek Başkanı Tülay Tanman'a saygılar gönderiyorum. Ben o var ya Giresun'un sefiridir, adamdır, MHP'lidir o da. MHP'den devam. Devlet Bahçeli 200 lira sula. Abi bunu yayınla bu arada, yayınla. 200 lira çok demiş. Yani sular az demiş. Abi ben MHP'liyim ama yanlış demiş. Demesin. Valla diyecektim Sayın Raz, bu artık buramıza geldi. Bunu söylüyorum. Şu an 40 yaşındayım. 40 yıldır oy kullanmadım. Çünkü niye? Hırsızlara oy verecek halim yok yani. Bravo. Seyit Onbaşı gibi, Atatürk gibi insanlar olsa zaten oyumu kullanırım. Bravo. Öyle kişiler görmediğim için ben oy kullanmıyorum. Ama ona yakın biri geldi abi. Ben kendi adıma vatandaşlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. Bile bile hırsızlar niye oy vereyim? Devlet Bahçeli ya bundan 5 sene önce Kılıçdaroğlu'yla beraber Erdoğan'a atıp tutuyordu. Bugün de Erdoğan'la beraber yanar. İsterse beni mahkemeye versin. Tamam. Ama o an karşınızda olsa ne sorardınız? Erdoğan'a karşımda olsa beni içeri atmayacağını veyahut da bir şeyler söyleyeceğim zaman kalkıp da terörist deyip de cezaevine atmayacağını bilsem soracağım binlerce soru var. Ama şimdi söylemiyorum. Şu an söylemiyorum. Korkuyorum çünkü. Her an gelip tutuklarsa ne yapacağım? Abi gerçekten cidden korkuyoruz değil mi? Cidden korkuyorsunuz değil mi? Tabii korkuyoruz. Korkuyoruz. Ama garanti verilirse cezaevine atma, o zaman sorarsın. O zaman sorarım. Binlerce soru sorarım. Bir tane de cevap alamam. Altından kalkamazlar. Aynen. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Devlet Bahçeli 2012'de abi. Tayyip'e kendisi şimdi yan yana duruyorlar ama. Diyor ki 15 Temmuz darbesinde devletin güvenliği tehlikeye girdi. Ben hükümetin yanayım diyor. Gelecek başbakan. İşte abi herkes Allah. İşte herkes kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyordu abi. İkisinden birisi evet yeniden tamam. Refah. İkisi. Devlet Bahçeli köprü pahalıysa yüzerek geçin dedi. Ne düşünüyorsun? Ya yanlış bence. Yani ben bir sağcıyım açıkçası. Yanlış söylemiş. Erdoğan karşınıza ne sorardı? Valla ellerini öperdim abi, bir şey sormam yani. Benim için AKP bitmiştir. Muhalefetin millet... Verdiniz mi hiç? Verdim ama ben... Bitmiştir. Bitmiş. Ne zamandan sonra bitti abi? Ben yani bu referandum da vermedim. Hayır dedin, evet. Evet. Referandum bitti. Bitti yani ben bugün... Hangisi ama peki oyunuzu? Şimdi muhalefetin ne yapacağı önemli. Muhalefet iktidardan bir adım öne geçmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani millete geçmesi aynen doğru. Yani muhalefetin yapacağı adım yani millete vereceği bir küme olursa yani kazanır. Ben ama hangisini veririz mesela? O zaman umut veririz. CHP, İYİ Parti. Yani hangisi diyelim? İYİ. İYİ Parti. İYİ. Benim Devlet Bahçeli dün dedi ki köprüyü pahalı görenler yüzerek yesinler dedi. Ne düşünüyorsun? Vallahi ben onları yani ben o söylemleri ibe sabah almıyorum ben. Yani. Devlet Bahçeli'nin söylediklerini ben ilk aleye almıyorum. Almıyorum. Son soru efendim. Erdoğan karşınıza ne sorar? Yani Erdoğan karşınıza yani bu zamana kadar övündüklerini şimdi niye yapamıyor? Son 10 yıldır yani ilk 10 yılında yaptıklarını şimdi neden yapamıyor? Neden yapamıyor? Yani
onu bir kendisi izah etmesi gerekiyor. Bu millete 10 yılda muhalefet peşinden geldi. Şimdi kendisi muhalefetin peşinden gidiyor. Yapamıyor artık. Yapamıyor. Millete ne söylüyorsa ertesi günü muhalefet çıkıp onun önüne geçiyor. Ama muhalefetin de yani bu şeye bir küve vermesi gerekiyor. Millet ittifakına veririm. İçinde hangi parti? CHP, İYİ Parti, Demokrat ve Saadet. 4 parti var. Abi ben HDP'liyim ama CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Çünkü bu hükümetin düşmesi lazım. Niye abi? İnsanlar aç. Tamam. Aç abicim ya. Abi. Efendim dün Devlet bir dakika. Devlet Bahçeli dün dedi ki köprüyü pahalı gören 200 lirayı yüzerek geçsin dedi. Ne düşünüyorsun? Abi önceliğimiz köprü değil ki. Önceliğimiz insanlar aç. Köprü daha sonraki meselemiz. Erdoğan karşınızda olsa ne sorardınız, ne isterdiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu ülkeyi niye bu hale getirdiniz diye sorardım. Çünkü biz uçurduk. Yol, köprü, baraj. Biz Türkiye'yi kimisi götürmüyor. Bizim ihtiyacımız, önceliğimiz köprü, yol değil. İş ekmek düzeldiği zaman yaparsın, sırayla yaparsın. Hadi bunu nasıl yap? Ama bunu nasıl yaptın? Halka şeffaf bir şekilde sunabiliyor musun? Onu sunmak lazım. 200 milyoncuk diyor ya. 200 milyoncuk diyor ya.